Onlarca videodan sonra şu ilginç bilgiyi yine vereceğim size. Bu iki sayfalık cinsel yolla bulaşan çağımızın en popüler enfeksiyonları. Parazit, bakteri, mantar ne ararsan buralarda var. Eskisi gibi 20 yıl önceki Türkiye'deki gibi işte ben gonore oldum, herhalde bel soğukluğu oldum, bir iğne ver, bir hap ver, geçsin diyemiyorsunuz. Çünkü ilk 3 sıraya bile bakın, mikoplazma tedavisi başkadır, gonore başkadır, trichomonas vaginalis başkadır, HSV virüs başkadır, EPV başkadır. Yani bunlar iki sayfa komple dolu dolu. Bakın bu hasta ismini yırttım çünkü rekor kıran bir hastam. 4 bakteri, 2 virüs ve bir parazite benzeyen böyle bir bakteri tarzı bir şeyle rekor kıran bir hastam. Onun için ismini kestim. Bu hasta bana telefonda ulaşıp bana da işte doktor bir tane iğne yaz bu geçsin diye, diyen bir hasta. Bu ekstrem bir örnek fakat bunun gibi olmayabilirsiniz. Ezbere ilaç alamazsınız. Tedaviyi göreceğiz. Şu anda bu hasta 3 tane 4 tane ayrı ilaç almasına rağmen hepsinden kurtulamayacaktı. Üçünden kurtulacak. Biri kronik kalacak. Diğeri öyle böyle yalpalayarak gidecek. Böyle bir hasta durumunu düşünün. Sizde de artık bir iki tane bakteri başka bir virüs de olma şansı var. Bu PCR'ı yapmak zorundayız. Size ben ilaç ezbere yazsam bile kendinizi riske atarsınız. Geçmezse geçmedi değil. Bir de bakteriyi tam öldüremezsiniz, bayıltırsınız. Öldüremediğiniz için biraz daha direnç gelişir. Bu kabaca anlatımı tabii. Antibiyotik direnci tam bu değil ama yine de ezbere ilaç artık lütfen istemeyin. Bu poliklinik sayılarınız artsın diye bir uğraşı değil. Bunda bana hata yaptırma şansınız, kendinize hata yaptırma şansınız çok yüksek. Kronik prostatit olabilirsiniz. Kadınlarda kronik başka türlü hastalıklara neden olabilir. Bu tanı yöntemini bakıp tedavi nokta atış yapmak zorundasınız. Buna rağmen bile düzelmeyen hastalar var. Nokta atış tedavi versek bile düzelmeyen hasta var. İnat edip başka türlü yöntemlere gidip böyle düzelteceğiz. Ama hiç kimse düşmanımızı tanıyalım. Lütfen işte ezbere tedavilere kaçmayın.